Mol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlere tavşan kulağı kaktüsü hakkında kısacık da olsa bilgiler vermek istiyorum. Hangi şartlarda yetişir, nasıl çoğalır, nasıl sulanır? Bunun hakkında kısa da olsa biraz bilgilendirme yapacağım sizlere arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ismini de kendi görüntüsünden alan tavşan kulağı kaktüsümüzün dikenleri yok gibi görünse de elimize dokunduğu anda veya vücudumuzun herhangi bir tarafına dokunduğu anda gözle görülmeyen milyonlarca dikeni elimize veya vücudumuzun herhangi bir yerine saplanabilir. Bu yüzden çıplak elle dokunmamamız lazım arkadaşlar. Mutlaka bir aparat yardımıyla ayırırken bile bir aparat yardımıyla veya elimize diken girmeyecek şekilde bir şeyle tutaraktan o şekilde ayırmamız yapmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi çiçek açtı benim kaktüsüm. Fakat çiçeğini soldu. Burada çiçek yeri arkadaşlar. Sarı bir çiçeği vardı burada. Ve büyümesi de gayet sağlıklı ve güzel çiçeğimizin. Kaktüsümüzün. Bu beyaz tüylü olan arkadaşlar. Şimdi sarı tüylü olanı göstereceğim sizlere. Bu da sarı tüylü. Az önceki beyaz tüylüydü. Bu da sarı tüylü bir e, kaktüsümüz. Evet bu kaktüsümüz bol ışık ve e, güneş ışığını sever. Aydınlık yerleri sever arkadaşlar. Ya sabah güneşini alması lazım ya da öğleden sonra güneşini alması lazım. Yerini sevdikten sonra sulaması da iyi yapıldıktan sonra Harika büyümesi olur ve bol yavrular verir. Gelişimi genellikle bahar ayında olur arkadaşlar. Çoğaltırken de bu kulaklardan çoğaltırız. Kulakların en büyüğünü alıp o şekilde çoğaltmamız lazım. Küçük kulak da çoğaltsak olur ama fakat e, büyümesi daha geç olur. En büyük hangi kulağımız varsa o şekilde koparıp e, toprağa dikeceğiz. Ve toprağa diktikten sonra da bir hafta sulayacağız. Yerine alışana kadar sulayacağız arkadaşlar. Sulaması da bu bitkimizin toprak kuruduktan sonra mesela iyice kuruduğundan emin olduktan sonra sulayabilirsiniz. Bütün her tarafını sulayacak şekilde sulamamız lazım. Çoğaltırken de az önceki söylediğim gibi kulaklardan çoğaltabilirsiniz. Küçük bir saksıda çoğaltmanız lazım. Büyük saksıda olursa gelişimi daha yavaş olur. Büyük saksıda olmaması lazım ilk çoğaltırken. Küçük bir saksı tercih edin ki gelişimi daha hızlı olsun. Evet, gördüğünüz gibi tavşan kulaklarımız gayet iyi, sağlıklı bir şekilde gelişimine devam ediyor. Gördüğünüz gibi bol yavrular veriyor. Bu yavrular büyüdükçe de çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. Toprağı da geçirgen bir toprak olması lazım arkadaşlar. Çamurlu toprağı asla sevmez. Evet, bugünlük de size tavşan kulağı hakkında bilgiler vermek istedim. İnşallah faydam olmuştur. Yeni bir videomda, yeni bir çiçekli günde buluşmak üzere. Hoşçakalın.